STV ekranlarından herkese iyi akşamlar. ES Grup Genel Koordinatörü gazeteci Ali Baş'la birlikte hazırladığımız Açıkça programıyla karşınızdayız. Programımızın bu akşamki konu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Nadir Küpeli. Sayın Küpeli ile bu akşam sanayi bölgesindeki gelişmeleri konuşacağız. Aynı zamanda gazeteci Ali Baş da soru, görüş ve yorumlarıyla programımıza katkıda bulunacak. Nadir Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben de bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah verimli bir program olur. Teşekkür ederiz. Evet, Ali abiyle hemen başlayalım programımıza. Başkanım, genel bir değerlendirmeyle başlıyoruz. Şimdi epey zamandır programda yapmıyoruz. OSB tabii Türkiye'nin önde gelen büyük OSB'lerinden biriz. Galiba ikinci. Evet, Türkiye'de en büyük ikinci. Şimdi son durum ne OSB'de? İşte yeni firmalar neler var? Kaç firmamız oldu? Nereye kadar büyüdü? Bundan sonra ne kadar büyüyeceğiz? Böyle kısa bir değerlendirme yapalım, böyle bir yumuşak giriş yapalım programı diye düşündük. Büyüdü mü, geri mi gitti değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani geri gittiğini pek düşünmüyoruz, onun için diyoruz ne kadar büyüdü. Evet, evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de bölgemiz adına, yönetimim adına fikirlerimizi ve bölgemizdeki yenilikleri paylaşma adına bize fırsat verdiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi arz ederim. Şimdi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'deki evet en büyük ikinci organize sanayi bölgesi. Bugün itibariyle 31.1 milyon metrekarelik bir yüzey ölçümü var. Aslında 1969 yılında kurulmuş, 1970'inden bugüne kadar yani aşağı yukarı 52 yıllık da bir geçmişi var. Bu 52 yılın yaklaşık olarak 8 yılında ben yönetici olarak vardım. Önce yönetim kurulu üyesi 2012 yılında, 2013 yılında yönetim kurulu başkan vekilliği ve 2017 yılından itibaren de yönetim kurulu başkanı sıfatıyla görev yapıyorum. Şimdi bizim bölgeyi aldığımız zaman rakamları sizlerle paylaşabilirim. 510 tane firma vardı üretimde olan ve toplam katılımda yani katılım sayısı 560'tı. Dün itibarıyla 779 tane katılımcı firmamız var bölgemizde. Ya bunların hepsi şu anda faal üretim yapıyor değil mi başkanım? Yok. Bu 779 tane firma bize yeni mesela diyelim ki geçen hafta tahsis yapmıştı. O da dahildir bu 779 rakamına ama bunların 563 tanesi bugün için üretim yapıyor faal. İşte 53 tanesi projelerini tamamlamışlar, inşaatlarına başlamışlar. Geri kalan kısmı da kimisi yeni tahsis olduğu için projesini hazırlıyor, kimisi de ruhsat hazırlıkları içerisinde. Bunlar da olduğu zaman bu 779 rakamını bulacağız. Yani takriben size şunu söyleyebilirim, bölgemizde 2 yıl içerisinde yaklaşık 213 tane daha firmanın üretime başlayacağını memnuniyetle söyleyebilirim. Kısa bir kıyaslama da yapıyorum. Yani neler oldu diye anlaşılsın diye. Aşağı yukarı 2017 yılında bölgemizde çalışan sayısı 40 bin kişi. Bugünkü bölgemizdeki mavi ve beyaz yakaların toplamı da 45.200 kişi. O zamanlar bölgedeki yapılan ihracat aşağı yukarı 1.5 milyar dolar iken bugün 2 milyar doların üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Sadece bölgede yapılanlar. Zaten Eskişehir sanayisinin de %80'i aşağı yukarı organize sanayi bölgesinde bulunuyor. Tabii biz önümüze kısa, orta ve uzun vadeli hedefler de koyduk. Yani bu kısa vadeli hedeflerden bahsedersem 2023 yılındaki organize sanayi bölgesindeki çalışan sayısının 55 bin, 2030 yılında da 75 bin olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanım, burada bir soru sormak istiyorum şimdi. Tabii işçi sayısı artacak ama şöyle de bir öngörü de var ya da çalışanlar açısından, işçiler açısından da tedirginlik de var. Şimdi tabii teknoloji İlerledikçe çalışan sayısını da kısıtlamaya gidiyor. Yani bu hesabı da yapıyor musunuz? Çünkü herkes bir otomasyona geçiyor fabrikaların çoğu. Ya aslında
işverenlerin birinci önceliği çalışan sayısından kısıtlama yapmak değil. Evet. Ama bazen zor oyunu bozuyor. Çaresizlik o tarafa itiyor. Hepimiz de böyle bir düşünce var. Ama yeteri kadar yetişmiş eleman, personel bulamadığımız için böyle bir şey. Muhakkak ki teknoloji dünyanın her tarafında iş gücünün azalmasına neden olacaktır. Bunu biliyoruz. Aşağı yukarı rakamlar yani çok aklımda yok ama kabaca biliyorum. Dünyada 2030 yılına kadar 1 milyara yakın kişinin şu ya da bu nedenle bu teknolojiden etkileneceğini öngörüyorlar, düşünüyoruz. Ciddi bir rakam. Yani dünyanın işte 7,5 milyar civarında olduğunu düşünürsek bayağı bir rakam bu. Çok büyük rakam. Hepimiz için bunlar planlanıyor, konuşuluyor. Ama sanayicinin birinci önceliğinin işçilerden, beyaz ya da mavi yakalılardan kurtulmak olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Ama çaresizlik de bazen maalesef o tarafa itiyor. Yani organize sanayi bölgesi şunu söyleyebilirim, hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle son yıllarda çok ciddi altyapı ve üst yapı yatırımları yapıldı. Hele hele birinci gelişme bölgesinde içine girip de yapılanları gördüğü zaman insanlar ya ne kadar da çok şeyler yapılmış burada. Aslında biz yoldan Ankara yolundan geçerken falan bunu görüyorduk ama böyle olduğunu bilmiyorduk gibi ifadeleri var. Evet, gerçekten çok hummalı bir çalışma yapıldı. Hem yönetim olarak, hem bütün oradaki bölge müdürlüğünde çalışan arkadaşlarım olarak, hem bize yüklenicilik yapan müteahhitler olarak ciddi miktarda çalışmalar yapıldı ve organize sanayi bölgesinin gelişmesi, mükemmel altyapı hizmetlerini üreticilere, sanayicilere ulaştırmak için ciddi bir gayretleri var. Bunların da sonuçlarını görüyoruz. Eskişehir'e şu anda çok ciddi bir yatırımcı talebi olduğunda memnuniyetle belirtmek isterim. Artık biz seçiciyiz. Herkese bölgeden arsa tahsis yapmakta önceliğimiz değil. Başkanım, peki reddettiğimiz var mı şu ana kadar? Arkadaş, sen bize uygun değilsin dediğimiz var mı öyle? Var tabii. Rakam olarak ne kadar? Mesela kaç kişi geldi? Şöyle anlatayım. 10 firma başvurdu, diyelim 3'ünü reddetmiş. Yani öyle bir istatistik çok doğru olmaz ama bizim de önceliğimiz, kriterlerimiz var. Şehrimizin kriterleri, çevre kriterleri, sanayicilerin öncelikleri var. Bunların hepsini düşünüyoruz. Bize ne kadar fayda sağlayacak? Sanayicilerimize, tedarikçilerimize, yan sanayilerimize ne katacak? Çevremize nasıl bir zarar olacak? Arıtma tesislerine ne kadar yük getirecek? Vesaire 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 gibi birçok kriter var. Bunları değerlendirdiğimiz zaman bazılarına açıkçası olmaz diyoruz. Örnek de verebilirim. Somut örnekler, yani sır değil bunlar. Geçtiğimiz günlerde çok büyük bir otomotiv yedek parçası üreten bir firma buraya geldi. Pil üretmek istiyor. Evet. Bizden yer istedi. Yerimiz var ama ne yapacaksın? Bunu. Bir prosesi ver bakalım bize. Bir aldık ki saatte 566 ton su tüketiyor. Evet. Şimdi kuraklığın hepimiz tarafından iliklerimize kadar hissedildiği bir dönemde olacak iş mi bu? Saatte 566 ton su olur mu? Buna verebilir misiniz? Evet. Eskişehir gibi bir yerde özellikle. Git dedik, sen deniz kenarına falan kur bunu. Oradaki tuzlu su sizin işinizi, üretim tesislerinizi bozmayacaksa, zarar vermeyecekse oraya yapma. Yani Eskişehir gibi suyun çok bol olmadığı, su sıkıntısının her an için tetikte, arkamızda, peşimizde olduğu bir yerde bu yatırıma izin veremezdik. Bunun gibi tesisler, talepler var. Bazılarını reddediyoruz. Peki yani bu şimdi tabii Paris İklim Anlaşması yapıldı. Bakanlığın ismi değişti. Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı oldu. Yani OSB'ler de bu iklim hassasiyetine dikkat edecek mi bu örnekte olduğu gibi bundan sonra? Biz zaten son derece dikkat ediyor idik bundan önce de. Evet. Tabii bundan sonra bize nasıl bir yükümlülük getirecek, neler değişecek, bunları birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çevre ile ilgili olan konularda dönem dönem bazı isim vermeyeyim şimdi, söylersem kimler olduğunu anlarsınız hemen. Sanayicilerle çatışmalarımız da oluyor. Evet. İşte bize görüş soruluyor, şunları 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 diye olmaz diyoruz. Biz bunları yapamayız.
Çünkü burada bir kirletici faktör var. Sanayicilerin hoşnut olmadığı işler yapıyorsunuz vesaire gibi işler olduğu zaman biz zaten bunlara izin vermiyoruz. Yani emisyonları, kirleticilik faktörleri, deşarjları, kokusu vesaire, buna birçok kriterler var. Biz de bu konuda tabii bugüne kadar epey tecrübe sahibi olduk ve bunları değerlendirerek artık bir değer vermek, karar vermek yani güzel diyorum. Daha kolay. Bilmeyenler gitsin baksın, o sebebi herhalde Eskişehir'in en temiz yerlerinden biri şu anda. Hem havası hem çevresiyle değil. Çevre tabii son dönemlerde o yaptıklarımızdan bir tanesi çevre birimi oluşturduk. Eskiden çevre birimi yoktu bizde. Şimdi çevre birimi oluşturduk. Orada ilave ekipmanlar falan aldık. En son 2-3 hafta kadar önce bir tane daha süpürge makinesi aldık. Her tarafları daha çok süpürelim diye. Zaten organ sanayi bölgesinde vardı ama bölgemiz de büyüdü. Yani teslim aldığımız zaman aşağı yukarı 17 milyon metrekare civarında bir bölge vardı. Bunun da %70'i doluydu. Şimdi aşağı yukarı 23 milyon civarında, 22 milyon küsür, 22 milyon 800 bin civarında bir alan imara açıldı ve buralar yapılaşmaya başladı. Hem çevredeki araçlar hem de destek merkezindeki araçların, ekipmanların hepsinin sayılarının arttırılması gerekiyor. Biz de bunu, işte bu sizin gördüğünüz görüntünün bozulmaması için yeni yeni ekipmanlarla çalışıyoruz. Hep temiz olmak durumundayız. Bakımlı olmak durumundayız. Hatta bir ekipler oluşturduk şu anda. Eskiden bu eksikliği de gördük. Düzenli bir şekilde bizim saha denetim ekiplerimiz var. Yani ben de yönetim kurulu başkanı sıfatıyla bütün sokakları, bütün caddeleri tek tek sürekli düzenli bir şekilde kontrol edersem o da verimsiz bir çalışmak olur. İşte orada logar kapağı kırılmış, burada kaldırım taşı bozulmuş ya da burada bir tabela bozulmuş gibi işleri de bizzat ben yapacak olursam bu da verimsiz bir çalışma olur. İşte bununla ilgili bir ekip oluşturduk. Şu anda onlar tespitlerini yapıyorlar düzenli bir şekilde. Bize raporlar geliyor ve onarım ekiplerimiz hangi birimse bu, bir an evvel onları düzeltmek için çalışıyoruz ve yapıyoruz da. Şimdiye kadar böyle bir çalışma yoktu. Yapılması gerekiyor o hataların, o eksiklerin. Çünkü burası bir canlı organizma, organize sanayi bölgesi. Yaşıyor. Yollarıyla, kaldırımlarıyla, fabrikalarıyla, çalışanlarıyla canlı bir organizma. Bunların hepsi bir bütün. O bütünün içerisinde dönem dönem işte aksamalar oluyor, eskimeler oluyor. Bunları da düzeltmek de bizim vazifemiz. Nadir Bey, az önce İmişehir 1. Gelişme Bölgesi'nden bahsettiniz. Tabii orası hizmete girdi. Şimdi oradaki son durum nedir? Kaç sanayi tesisi hizmete girdi? Biraz bununla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi İmişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. gelişme alanı. Orası 4 milyon 800 bin metrekarelik bir alan. Biz orasının hızlı bir şekilde imarı için epey uğraştık. Çok da yatırım yapıldı ve ciddi fabrikalar da yapıldı. 3,5 yıllık süre içerisinde İmişehir bölgesinden 73 tane yatırımcıya, benim başkanlığımdan önce bir tane vardı. Şimdi evet. Demek ki 72 tane de yapmışız. 73 tane yatırımcıya 1,5 milyon metrekare üzerinde tahsis yaptık. Ve bunların ondan fazlası da üretime başladı bugün itibariyle. Öncelikle ya orası uzaktı, acaba hizmetler vesaire işlerde aksama olur mu diye tereddütler vardı. Baktılar ki organize sanayi bölgesi yönetimi çok hızlı bir şekilde onların yapılaşmasından daha hızlı altyapıları, üst yapıları tamamlıyor. Düzgün bir yatırım ortamı hazırlıyor. Bunu görünce herkes orada yatırım yapmaya başladı. Çok da ciddi firmalar var. Ve üstelik 1. gelişme bölgesinin birçok konuda mevcut bölgeden artıları da var. Bir tane örnek vereyim size. Bir ay kadar önce orada akıllı elektrik sistemi kurduk. Birinci gelişme bölgesinde. Bunun hep altyapıları devam ediyordu ama borulama çalışmaları, kablolama çalışmaları tamamlanmamıştı. Mevcut bölgemizdeki 100 megawattlık bir trafonun 35 megawattını birinci gelişme bölgesi için ayırdık. Ve oraya artık buradan elektrik veriyoruz. Eskiden köylere giden fiderlerden enerji alıyordu. Onlarda da işte kuş çarpması veya başka sıkıntılarla dönem dönem enerji kesintisi oluyordu. Evet. Şimdi başka bir şey yaptık oraya biz. Akıllı şebeke yaptık. Yani bu bölgede bile yok bu. Artık hedefimiz birinci gelişme bölgesinin sıfır enerji kesintisi. Hiçbir zaman elektrik kesilmeyecek. Çünkü biz interconnected sistemden, yani ulusal şebekeden enerji alıyoruz. Ulusal şebekede hiçbir zaman elektrik kesintisi olmuyor. Bizim yaşadığımız işte evlerimizde veya diğer fabrikalarımızda her neyse orada yaşanan kesintilerin tamamı lokaldir.
Sistemde işte orada sigorta attı veya burada bir kuş çarptı veya birisi geldi direğe çarptı veya kazarken kabloyu yaraladı falan, bunlardandır. Ama ulusal şebekede hiç enerji kesintisi olmadı. Biz şu anda organize sanayi bölgesi olarak ulusal şebekeden enerji alıyoruz ve bunu İbişehir ile beraber mevcut bölgeye veriyoruz. Mevcut bölgede ufak tefek sizin fabrikanızda sıkıntı var ise Meltem Hanım'ın fabrikasında da attırabiliyorsunuz şeyi. Biz kısa zamanda sizi devre dışı bırakıp oraya tekrar enerji veriyoruz ama bu yeni sistemde bu böyle değil. Bu sıkıntı olsa bile sadece siz kesiyorsunuz, biz tersten beslemeyle öbür taraftaki fabrikaları besleyip hiç elektriği kesilmiyor. Gaz, şimdi orada çok büyük miktarda gaz var birinci gelişme bölgesinde. TANAP'tan ilk gaz alan organize sanayi bölgesiyiz. 100 bin metreküp saatlik bir gaz aldık. Hatta biri şöyle eleştiri de olmuştu ya, mevcut bölgede 30-35 bin metreküp saatlik bir gaz şu an için yeterken burası 17 milyon metrekare, orası 4 milyon 800 bin metrekare, 100 bin metreküp çok değil mi başkan dediler bana. Yok değil dedik, yani siz bunu küçük düşünmeyin. Bugün için böyle ama yarın öbür gün büyük fabrikalar gelebilir. Onların daha fazla gaz ihtiyaçları olabilir. Veya mevcut bölgedeki BOTAŞ'tan aldığımız gaz çeşitli nedenlerle, bu siyasi nedenler olabilir, arıza olabilir, şu olur bu olur veya gaz kesilebilir. Gaz kesilse ne yapalım? Sanayici gazsız mı kalsın? O zaman biz de TANAP hattından bu bölgeyi bypass'ta besleyebiliriz gibi birçok fikirler vardı. Çok da doğru yapmışız. Çünkü o zaman hem euro ucuz hem de yani 50 bin metreküp saatle 100 bin metreküp saat arasında yanlış hatırlamıyorsam 320 bin euro civarında fark vardı. Bu rakamlara değmez. Yani organ sanayi bölgesi bunlarla falan da feda edilemeyecek kadar kıymetli ve büyük bir yer. Dolayısıyla bunlar da yaptık. Yani birinci gelişme bölgesi fevkalade iyi çalışıyor. Arada bir de şimdi bağlantı yolu yaptık. 5,5 kilometrelik bir yol. Evet. Çok uğraştık o işle ilgili ama çok korkuyordum. Geceleri telefonuma mesaj geldiği zaman veya bir telefon çaldığı zaman ödüm kopuyordu. Bir kaza oldu. Çünkü bir sıkıntılı bir durum olduğu zaman bizim itfaiye amirliği destek merkezi beni bilgilendiriyor. Acaba öyle böyle bir şey mi oldu diye. Özellikle Ankara istikametine giderken tam o Kandıklı'nın tepeden sol tarafa bizim birinci gelişme bölgesine döndüğümüz yerde Ankara'dan Eskişehir'e gelenlerin görüş açılarının çok dar olduğu bir kavşaktı orası. Orada bir kaza olabilir diye çok korktuk. Çok hızlı bir şekilde bağlantı yolunu açtık. Hem Ankara yolundaki trafiğe faydamız oldu hem de çok şükür bir kaza olmadan kendi aramızda bölgelerimizi birbirine bağladık ve mesafeler de yaklaştı. Yani hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak mesafeler yaklaştı. Eskiden orası çok uzak kopuktu. Diyor. Tabii öyle uzak diyorlardı ama ben de şu örneği veriyordum. Bizim organize sanayi bölgesinin bölge müdürlüğü binasından 34. caddeye kadar örneğin orada kim var? Çetin Mühendislik. Oraya kadar 8800 metre. Halbuki bizim Kanlıpınar Köprüsü'nden birinci geçme bölgesi 5,5 kilometre. Çok uzak değil ama işte tabii arada dağ olduğu için biraz uzak gibi algılanıyordu. Başkanım şunu soracağım. Şimdi ben ne zaman buraya da? Tabii 3 yıldır görev yapıyorsunuz. Siz varken bir fabrika vardı. Şimdi 74 fabrika oldu. Değil mi yani? 73 oldu. 72 tane ilave oldu. İmişehir bölgesinde tahsis yaptık. Evet, yapıldı. Tahsis yapıldı. Peki şimdi bu hızla giderse buralar çabuk dolar. Yani bir boş alan var mı başka ilerisi için? Yani, çalışma yapıyor musunuz? Diyorsun? Yani evet, var mı böyle bir şey? Var var. Dolarsın. Var. Şimdi biz birinci gelişme bölgesinin hemen sağı, yani buradan Ankara'ya giderken o çamların arkasındaki taşlık bir alan var. Orası da 5 milyon 100 bin metrekare. Burasının dolmasını beklemeden oradaki kamulaştırma çalışmalarına başladık. Yani başladık. Şimdi biz... taleplerden daha hızlı hareket etmek durumundayız. Biz her zaman hazır olmak durumundayız. Arsamız bitti. Ya tamam siz biraz bekleyin, yatırımınızı biraz erteleyin. Biz işte burada kamulaştırma yapalım, arsa üretelim, altyapıları tamamlayalım da size tahsis yapalım dersek müşteriyi kaçırırız. Evet. Yok. Öyle bir lüksümüz yok. Bundan dolayı gerçekten yönetim olarak bütün arkadaşlarımda ayrı ayrı görevliler var. Hepsi birden canla başla çalışarak yeni parseller, yeni yatırım alanları oluşturmak için çalışıyoruz. Planlamamız da var. Hatta şu anda 31.1 milyon metrekarenin de üzerinde yeni bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Bölge müdürlüğünü biraz daha büyütmeye çalışıyoruz. Yani en azından organize sanayi bölgesinin 50 yıllık arazi ihtiyacını bugünden çözmek istiyoruz. Nadir Bey, aslında
dönemin en önemli sorunlarından birisi de meslek sahibi olmak. Siz de bir meslek sitesi açtınız. Meslek ve teknik Anadolu sitesi açtınız. Biz de hatta geçtiğimiz günlerde geldik, o liseyi gezdik. Çok modern, çok güzel bir liseydi. Hatta liseden daha çok bir üniversite fakültesine benziyordu. Ben çok beğendim gerçekten de. Biz bu okulla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Hem ekran başındaki seyircilerimiz de belki bu konuyla ilgili bilgi almak ister. Bana göre hayatımızdaki en kıymetli, en kutsal iş eğitime yapılan yatırımlar ve o uğurda harcanan ömür. Eğitim hepimiz için olmazsa olmaz. 2009 yılında Sanayi Odası'nda meclis üyesi seçilmiştim ilk defa. O zamanlar benden önce, yani o 2009 yılından önce meslek lisesi yapılmak için çalışmalar başlamış. Savaş Bey'in başkanlığında, önderliğinde. Fakat o çalışmalar kısır çekişmelerle bir türlü sonuçlandırılamadı. Ben geldiğim zaman da birkaç defa karar aldık. Okul yapalım, okulun geliri şu olsun. Hatta o günkü en çok tartışma konusu olan elektrik santralinin gelirlerinin meslek lisesine aktarılması, verilmesi konusu vardı. En çok da oradan vuruyorlardı Savaş Bey'e. Ama maalesef hiçbirisi doğru değil. Hep yanlış yönlendirmelerle, kısır çekişmelerle böyle kutsal bir işin yapılmasının önüne geçildi. Bugün elektrik santrali çalışmıyor bile. Neden? Çünkü doğalgaz fiyatları anormal derecede pahalandı. Şu örneği verebilirim, konumuza döneceğim. Evlere, fabrikalara %1, %2 zam yapıldı. Termik, daha doğrusu doğalgazla çalışan çevrim santrallerine %49 zam yapıldı. Fabrikalara %12-13 zam yapıldı. Oraya %40, %25 zam yapıldı. Hep böyle çok astronomik rakamlarla zam yapıldı ve bildiğim kadarıyla, ben de şu anda öyle tam bilgi yok ama Türkiye'de çalışan doğalgaz çevrim santrali herhalde kalmadı. Hiçbirisi çalışamıyor. Çünkü enerji şu anda serbest piyasalarda 100 kahvası 0,65-62 kuruş seviyelerindeyken bizim santralde 85-90 kuruşa mal oluyor. Herkes de böyle. Artık o iş akıllıca değil. Şimdi 2017 yılında yönetim kurulu başkanı olduğum zaman bu hayal bende de vardı. Yani eğitim mutlaka bir an evvel çözülmesi gereken, sanayiciler için çözülmesi gereken bir konuydu. Ve üstelik bizim yetişmiş, nitelikli iş gücü açığımız var. Bunu da bir türlü kapatamıyoruz. Birçok kişi var, ben işsizim diyor ama bu tarafta biz de çalışacak insan bulamıyoruz. Böyle de bir tezat da var. Neden böyle? Bakıyorsunuz gelen insanların hepsi ne iş olsa yaparım abi diyor ama hiçbir iş yapmıyor. İş beğenmiyor, hemen kaçıyor. Ha, biz bunları öncelikle iş sahibi yapmalıyız, eğitmeliyiz ve bu da ağaç yaş eğilir mantığıyla okulda başlayacak. Okulu yapalım dedik. Yapalım ama şimdi eğitim öğretim dönemine az bir zaman var. Zaten Ali abi daha iyi biliyor ama 8 Şubat mıydı, 5 Şubat mıydı seçimler olmuştu. Biz de arkasından okul yapmaya karar verdik. Projeler, keşif vesaire dediğimiz zaman da Mayıs ayı oldu. Akşamdan sabaha bu işler olmuyor. Yetişmeyecek aklımızdan geçen okulun kapasitesine uygun bir kampüs yapamıyoruz. Ne yapalım? ESBEM adı altında bizim bir sınav ve belgelendirme merkezi ihtiyacımız var idi. O Eskişehir'de hiç olmayan bir hizmeti verecek sanayicilere. Çünkü insanlar Bursa'ya, Ankara'ya, şuraya buraya gidiyorlardı. Biz bunu yapacağız. Ya bu binayı hızlı yapalım. Çok hızlı bir şekilde yapalım. Birinci senede burada öğrencilerimiz, 9. sınıflar öğretime başlasınlar. Onlar eğitim, öğretim faaliyetlerini devam eder iken biz de ana kampüs binasını yaparız dedik. Neden böyle dedik? Biliyorum ki Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Başka bir şeyler olur ise bizim de önümüze engel olabilir. Ama 100 kişilik bir okul yaptığınız zaman ikinci sınıfa gelecek çocuklar nerede okuyacak? Hepimiz için ciddi bir kamçı. Yani bizi zorluyor artık. Onu yapmak durumundayız diye. Kendimizi zorlamak için böyle bir karar aldık. İyi ki de yapmışız. 3,5 ay civarında o 100 kişilik kapasitesi okulu yaptık. Ve 9-9-2019 tarihinde eğitim öğretime başladık. Arkasından tekrar ana kampüs binası, şu andaki sizin gördüğünüz okulu, 26 bin metrekarelik okulu yapmaya başlayacağız. O da 9-9,5 ay sürdü pandemi süreci.
Şimdi düşünün, biz o 100 kişilik okulu yapmasaydık, sizce pandemi sürecinde böyle bir işe girişilip okul yapılır mıydı? Evet. Ben kendi kanaatimi söylüyorum, çok büyük ihtimalle ertelenecekti. Evet. Pandemi sonrasında, doğru mu? İyi ki yapmışız. Ve pandemi koşullarına rağmen okul bitirildi ve eğitim öğretim döneminde açtık ama maalesef geçtiğimiz sene doğru dürüst hiç eğitim verilemedi. Çocuklarımız gelemedi. O evet muhteşem kampüste, kutsal mekanda çocuklarımızın sesleri eksik kaldı. Ve biz mahzun bir şekilde gittik geldik, ufak tefek düzeltmeleri vesaire şeyler yaptık ama o sesi duyamadık. Çok şükür bugün için onlar da eğitim öğretim faaliyetlerine başladılar. 100 kişiyle başladığımız o yolculuk bugün 763 öğrenci sayısıyla düzenli ve mükemmel bir şekilde ilerliyor. Dördüncü yılın sonunda 1560 öğrenciye ulaşacağız. Kısmet olursa ve her sene işte 350 civarında öğrencinin de fabrikalarımızda yeni iş gücü olarak, kurtarıcı olarak çalışacaklarını umut ediyoruz. Hedefimiz bu yönde. Türkiye'nin en iyi, en modern, en mükemmel okulunu yaptığımızı iddia ediyorum. Evet. Ve öğrencilerimizden herhangi bir ücret de almıyoruz. Burası aslında özel okul. Sadece servis ücretini kendileri veriyorlar. Onun dışında diğer giderleri organize sanayi bölgesine ait. Hedefimiz de şu, 2-2,5 yıl içerisinde artık bu okulun da kendi ayakları üzerine durarak bizden herhangi bir bütçe talebi olmadan kendi kendisini yönetmesi, idare etmesi hedefimiz bu. Arkadaşlarımın çok gayreti var. Özellikle okuldan sorumlu olan başkan vekilimiz Metin Saracın çok gayreti var. Evet. Şimdi ben yönetimdeki bütün arkadaşlarımı, iştiraklerimizin hepsinin birer tanesinin başına gelmesini arzu ettim. Onlara da öyle bir görev verdik ve hepsi de bu işleri fevkalade güzel yapıyorlar. Sonra da tabii hepsi birden bize geliyor. Başkanlığa geliyor mu? Olsun. Onlar işin mutfağında hızlı bir şekilde pişirilmesini bize artık sonucunu getiriyorlar ve daha hızlı karar alıyoruz. Bu anlamda okul gerçekten bütün gezenler tarafından beğeniliyor. Siz de umarım beğendiniz. Çünkü herkes beğendi. Kimi göstermişsek okulumuzda hepsinden olağanüstü güzel yorumlar aldık. Bu da yaptığımız için güzelliği adına bizleri yeni işleri içinde heyecanlandırdı ve umutlarımızı çoğalttı, arttırdı. Yeni yeni heyecanlarla, yeni yeni projelerle inşallah daha güzel okullar yapacağız. Başkanım, şimdi ben tabii bu herkes işte milletvekilleri, bakanlar, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, herkes gezdi, herkes beğendi. Son ziyaret edenlerden biri de Yılmaz Büyükerşen'di. Tabii bu Türkiye'de eğitim deyince önemli bir isim, en önemli isimlerden biri. Şimdi orada sizin bir konuşmanız var. Ben yarın da bunu yazdım. Aslında bir satır arasında orada önemli bir cümleniz var. Ne demişiz? Diyorsunuz ki işte o yönetim olarak diyor meslek lisesini kazandırdık. Eskişehir sanayisine nitelikli mühendisler yetiştirecek bir teknik üniversiteyi kurmak arzusundayız. Doğru. Aslında bu tabii bir Eskişehir'de bir müjde. Yani hep o közüme çıkıyor ya, 3. üniversite müjdesi, 4. üniversite müjdesi. Aslında bu da satır arasında Eskişehirlilere söylenmiş bir vaat diyeyim, bir söz diyeyim. Bunun bir altyapısı var mı? Hazırlığı var mı? Şimdi Ali Bey, geçtiğimiz yıllarda rahmetli olan Sayın Necmettin Bitlis, evet, onun bir kitabını gönderdi Polisan Holding bana. Okudum. Kitabın başlığı şuydu: her şey hayal etmekle başlar. Evet. Sorunuzun kısmen cevabını aldınız herhalde. Evet, hayal. Hayal ettiniz. Şimdi biz hayal ediyoruz. Evet. Hayalimiz aslında sınırda yok ama ayakları yere basan hayaller olması lazım. Evet, böyle bir hayalim var. Bizim görev yaptığımız sürece Eskişehir sanayisinin ihtiyacı olan ve bunu sanayicilerimizle yaptığımız görüşmelerle belirleyeceğimiz dallarda olmak şartıyla butik bir üniversite planı yapıyoruz. Ama henüz kesinleşmiş bir şey değil. Bu özel bir üniversite. Buradan da organize sanayi bölgesi ihtiyacı olan nitelikli
iyi yetişmiş, dil bilen mühendisler kazansın istiyoruz. Neden ücret dedim? Bunun bölge müdürünün bütçesine herhangi bir yük olmaması lazım kesinlikle. Hatta organize sanayi bölgesi belki de üniversitenin de bir miktar gelir elde ederek diğer kurumlarına, işte lise olabilir bu, belki başka kurumlar olabilir, orada yurt binası vesaire olsa onların da finansmanını buradan yapmak durumunda. Çünkü bizim amacımız, yani organize sanayi bölgelerin amacı kar eden kurumlar değil, hizmet kurumlardır burası. Ama bu hizmeti yaparken de hiç kimseye yük olmadan, başta sanayiciler olmak üzere, onların yatırımlarının, onların birikimlerinin sadece onların öncelikli ihtiyaçlarının ayrılması adına kar da etmek durumunda. İşte bunlardan bir tanesi de bu üniversiteydi. Böyle bir hayalimiz var. Çalışmalar da devam ediyor. Bununla ilgili bu işi her kim iyi biliyorsa onların fikirlerini alıyoruz, danışıyoruz ve bunlar belirli bir süre sonra bütün veriler toplandığı zaman kafamızda bir şekle bürünecek, olgunlaşacak. Ondan sonra da kısmet olursa starta basacağız. Aslında Nadir Bey, baktığımızda Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde mühendislik fakülteleri var. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde yine mühendislik fakülteleri var. Teknik üniversite zaten. Hani neden özel olarak sadece mühendis yetiştiren bir üniversite? Ben mühendis demedim. Ya da böyle bir üniversite konuşuluyor ya da böyle bir hayaliniz var. Evet. Onu sorayım. Sadece organize sanayi bölgesinin içerisinde, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların içerisinde ve onlarla iç içe olan bir okul lazım bize. Bizim üniversitelerimizde mezun olan öğrencilerin ciddi bir kısmı sanayide çalışmak istemiyor. Hepsi beyaz yakalı ve işte masa başta şunu bunu yapmak istiyor. Halbuki üretimin içerisinde onlar olmak durumunda. Yani bizzat kaynak yapması, bizzat anahtarlarda iş yapmasını kastetmiyorum. Bunları da bilecek, yapacak ama esas üretimin içerisinde olmalı. Yönlendirmeli onları. Şimdi sanayinin içerisinde sanayicilerle beraber tabiri caizse hem okuyacak hem çalışacak üniversite mezunu gençlerimiz olduğu zaman onların aidiyet duyguları artıyor. Ve sanayinin, tekrar diyorum, biraz evvel sözümün başında söylemiştim, sanayinin ihtiyaç duyduğu dallarda. Belki bugün Eskişehir'de tekstil mühendisi ihtiyacımız var ama Eskişehir'deki okullarda böyle bir şey yok. Bölüm yok. Evet. Örnek verdim sadece. Yani bu olsun diye söylemiyorum ben size. İhtiyacımız var ise bunu sanayicilerle konuşacağız ve mutlaka öğrencilerimiz okurken çalışacaklar. Lisede de aynı formülü uygulamaya çalışıyoruz biz. Meslek liselerinin diğerlerinden farklı olarak öğrencilerimizin ciddi bir zamanlarını fabrikalarda geçirmeleri için. Sanayili iç içe bir üniversite. Kesinlikle. Evet. Orada üretimin her dalında çocuklarımızın, gençlerimizin yer almalarını ve artık üretimden gelen o güzel esintiyi onların da hissetmelerini, o psikolojiyle artık hareket etmeye başlarlarsa biz ne yaparsak yapalım onları o üretimin içerisinden alamayız. O keyfi alacaklar. Çünkü üretim bambaşka keyifli bir iş. Ama bunun içinde yaşamak gerekiyor bir miktar. Bu gençler de bunun içerisinde oldukları zaman inanıyorum ki sanayicilerin beklentilerine cevap verecek. Bugün çok net söylüyorum size, insanlar beni arıyor, kadınlar beni arıyor. Oğlum, bak Anadolu lisanıyla konuşuyorum. Ona da böyle söylüyorlar. İşte benim kızım kimya mühendisi oldu. Benimle beraber günlere gidiyor. Ona bir iş yok mu? 1000 liraya çalışmak istiyor. Bizim aradığımız bu değil. Bizi yönlendirecek, bizi geliştirecek, yani ARGE, ÜRGE çalışmalarının içerisinde olacak ve temeli olan, tecrübesi olan insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bakın CV'lere, nerede çalıştın? Hiçbir yerde. Kimse almıyor. Peki bu çocuk hiçbir yerde çalışmasın, nasıl tecrübe kazanacak? Evet, durum, herkes tecrübeli eleman arıyor. İyi de sen kabul etmedin, öteki kabul etmedin. Nasıl tecrübe kazansın? Ama zaten sanayicilerin en büyük eleştirisi bu değil mi Nadir Bey? Yani bizim mühendise ihtiyacımız yok. Daha çok işte ara elemana, teknik elemana ihtiyacımız var diye bazen böyle açıklamalar yapıyorlar. Hani mesela şu an Eskişehir sanayisinin en çok hangi mühendislere ihtiyacı var mesela? Böyle var mı elinizde örnekler? Bana göre şu anda Eskişehir sanayisinde mühendis ihtiyacı yok. Yani eksikliği yok diyelim. Muhakkak var da, sürekli devirdeyim var, dönüyor ama bugün için fabrikalarımızın kapılarında, duvarlarında iş gücü ihtiyacı var diye tabelalar var. Ama bunların hiçbirisi beyaz yakalı talepleri değil. Onlara çok daha kolay ulaşılıyor. Neydi o? Mavi yakalı. Yani bir tornacı, kaynakçı, boyacı,
kalıpçı vesaire vesaire vesaire. Bize bunlar lazım. Zaten bizim lisemizin de kurulma amacı buydu. Ama bu yeterli mi? Değil. İşte sanayicinin dilinden anlayan, onların konuştuklarını kafasında oturarak projelendirebilen insanlara da eğitim sırasında bizim fabrikalarımızda çalışmaları şartıyla bu işleri öğretelim istiyoruz. Ve Türkiye'de zaten Nadir Bey, yani baktığımızda neredeyse bütün şehirlerde, hatta neredeyse ilçelerde bile üniversiteler 207 açılıyor. 207 tane söyleyeyim size. Birçoğunda da mühendislik fakülteleri var. Biz birçok mühendis arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Evet, genç stajyer mühendisler geliyor ama aldıkları eğitim çok niteliksiz. Yani çok fazla bilgi sahibi değiller. Okulda. Buna dair eleştiriler de var. Belki buna dair devletin de bir takım yeniliklere ihtiyacı var. Belki onların da bir şeyler yapması gerekiyor. Bununla ilgili ne dersiniz? İnanıyorum ve katılıyorum size. Ama bu eğitim, öğretimin tamamı, şimdi sözlerimi dikkatli söylemeye çalışıyorum bir yerlere gitmesin diye. Ağırlıklı olarak okullarda ders, yani sınıflarda öğretiliyor mühendislik. Biz bunu istemiyoruz. Biz de fabrikalarda, üretimin içerisinde, makinelerin başında öğretmek istiyoruz. Hangi meslek dalını öğretecekse. Aramızdaki fark şimdilik bu ama ben eğitimci falan değilim. Bunların geliştirilmesi doğrultusunda akıl aldığımız, fikir aldığımız, danıştığımız evet. insanların yönlendirmeleri sonunda şekillenecek bir proje bu. Ama şunu çok net bir şekilde görüyorum ki bizim mühendislerimizin ya da üniversitelerimize mezun olan öğrencilerimizin ciddi bir kısmının bu anlamda tecrübe eksiklikleri var. O da sanayiciler tarafından kabul görmüyor. Herkes tecrübeli eleman istiyor. Evet. Biraz evvel söylediğime geliyor tekrar. Gençlerin en büyük eleştirisi bu maalesef. Tabii evet, ben nerede tecrübe kazanayım diyor işte. Onun önüne geçebilmek için biz öğrencilerimizi, yani çalıştırdığımız, okuttuğumuz, eğitim verdiğimiz arkadaşlarımızı mezun ettiğimiz zaman zaten onlarda belirli bir tecrübe oluşmuş olacak. Doğrudan doğruya artık işe, o mesleğe adapte olmuş olacak. Oryantasyon sürecini tamamlamış olacak. Evet, geçelim başka bir konuya? Geçelim. Başkanım, çok konuşulan bir konu var. 4562 sayılı OSB kanununda değişiklik. Şimdi bu konuşuluyor. Aslında yani yasanın bütünü konuşulmuyor. Bir maddesi konuşuluyor. Evet, bir madde konuşuyor. Şu diyorlar, şey, vali gelecek kardeşim, bu OSB'nin başkanı olacak. Şu orada kayyum gelecek aslında deniyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Burada amaçlanan, hedeflenen gerçek anlamda nedir? Yani bence Dünya Gazetesi'nin bir manşetiyle bu konu tartışılmaya başladı. Ama birçok yenilik burada eksik bilgilerle konuşuluyor. Bir kere şunu konuşmak lazım. Bu yasada da benim gördüğüm önemli eksiklikler var. Yasalar mevcut sistemin daha iyi işlemesi için ve sistemi, yönetimleri daha iyi yerlere, daha yükseklere taşımak için yapılır. Geri götürmek için değil. Evet. Şimdi merak ettiğiniz yerden başlayayım herhalde. Orası çok konuşuluyor. Yeni yönetim olursa ben OSB başkanıyım, Nadir Küpeli. Nadir Küpeli'nin yerine Eskişehir'in valisim oturacak. Evet. Doğru mu? Böyle bir şey var mı? Yok, böyle bir şey yok. Şimdi aslında sistem şöyle çalışıyor. Eskiden de böyleydi. Biz geçtiğimiz 2018'inde genel kurula geçtik. Ama ondan önce bütün sanayiciler geliyor, bir seçim yapıyor. Seçimde listeler var. Şu liste, burada bugünkü öneriyi anlatayım size. 14 tane asil, 14 tane yedek üye olur diyor. 14 tane liste yazdık buraya, isim yazdık. Başta kim? Adayı beğensem Nadir Küpeli. Evet. Altından Ali Baş, Meltem Karakaş. Yazdık 14 kişi. Bu liste seçilecek öncelikle. Evet. Kim seçecek bunu? Sanayiciler seçecek. Bu seçildikten sonra bu 14 kişi müteşebbis heyeti oluşturuyor. Hı hı. Müteşebbis heyeti 15 kişiden oluşuyor ama biz 14 seçtik. Tamam. Bu 14 kişi içinde bir tane yönetim kurulu başkanı seçecek. Kim? Seçime ben gelirsem ben. Evet. Doğru mu? Ben de onlarla beraber bir liste yaparak diyorum ki ben dahil 5 kişi olacağız biz. Evet. Yönetim kurulu bu. 5. 2 de denetim kurulu üyesi 7. 14 kişinin 7'sini kullandık. Şimdi diyor ki biz kimiz? Yine burasını aynen bu şekilde bugünkü yöneten kişileriz yönetim kurulu olarak. Evet. Aynı işi yapıyoruz. Ama bundan sonra her sene Mali Genel Kurul'a evet. ve diğer ihtiyaçlarınız için sanayicilere genel kurul yönünden müracaat etmeyiniz. Bunlara gerek yok. Çünkü bir genel kurul yapmak hem pahalı hem de aşağı yukarı 1,5-2 ay gibi bir zaman istiyor.
Bir kere 20 gün civarında önce sanayicilere tebligat göndermek gerekiyor. Yapılan faaliyetleri anlatmak gerekiyor. Bunların basılı evrakları, şunları bunlar çok para tutuyor. Artı posta masrafları 600, yanlış hatırlamıyorsam 3 kişi var şu anda Eskişehir'de. İskan almış, yani yapı kullanma belgesi almış olanlar oy kullanabilir. Herkes, bütün parselerin sahipleri kullanmıyor. Bunların hepsine mektup göndermek, iadeli taahhüt falan, ciddi masraf bunlar. Biz de fazla masraf olmasın diyorduk zaten. Dolayısıyla bunların hiçbirisine gerek yok diyor. Teşekkül eden müteşebbis heyet bundan sonra o genel kuruldaki 603 kişinin yerine temsilcidir. Meclis gibi. Bundan sonra onlar yapar. Ha, bunun başında bir tane de adam lazım. Kim? İllerde vali, ilçelerde bu kaymakam olsun. Yani bunu şunu diyebilirsiniz. Ben yapının kötü bir yapı olmadığını düşünüyorum ama yani bunun başına sivil birisi niye gelmiyor? Bunu sorgulayabilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Ya bu 4562 sayılı yasadaki en çok konuşulan kayyum vesaire diye konulan konu budur. Aslında burada valinin ya da kaymakamın doğrudan organize sanayi bölgesini yönetmesi gibi bir konu yok. Ama diğer maddeleri isterseniz ufak tefek onlarda ilgili fikirlerimi mesela söyleyebilirim. Başkanım, sizce eksik olan nedir? Yani tamam, bu bir söylentiden ibaret bu konuştuğumuz kayyumdur, validir ama başka ne yapılması gerekirdi? Ne vardı eksik? Ya da önerilenlerden doğru mu değil midir? Tabii aklımda olanları söyleyeyim. Ben bu maddeleri, 48 maddedir bu, çok detaylı okudum, inceledim ve görüşlerimizi de bildirdik. İtiraz ettiğimiz noktaları da bildirdik. Mesela bunlardan hemen aklıma gelenleri söyleyeyim size. Aklıma gelince anlatacağım. Diyor ki yönetim kurulu üyeleri 2 yıldan fazla seçilemez. Evet. Tamam. Bence de doğru bir şey ama bu bazı organizasyon bölgesi sıkıntı yaratır. Geçtiğim gün bir bölgedeydim. Bizim de fabrikamız var orada. Toplam kaç katılımcı var dedim? 26. Şimdi 26 katılımcı varsa zaten ikinci yılın sonunda siz seçecek insan bulamazsınız. Evet. Öyle mi? Evet. Başka? Yönetim kurulu üyelerinin ihtiyaç dahilinde bakanlıkça görevden alınabilmelerinin önünün açılması. Bu da doğru değil. Yani birileri bir suistimal yapmış ise, suç işlemişse, biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devlettir. Bunun yetkisi, seçilmişlerin görevden alınmasıyla ilgili yetki mahkemelerde olmalı. Evet. Başka, organize sanayi bölgesinin gelirlerinden bir %1'lik kısmını TÜBİTAK, evet. AFAD vesaire gibi kurumlara aktarılması konusu var. Bu da doğru bir iş değil. Gelirlerden olamaz. Ancak gelir gider farkının %1 olabilir. Çünkü bazı organize sanayi bölgeleri var ki çok ciddi miktarda ciroları var. Yani biz elektrik satıyoruz, gaz satıyoruz. Gazdan kazandığımız zaten %0.01, %1 değil ki. %1 olsa bile hepsini oraya vermiş olursunuz. Evet. Bu, ama benim cirom. Bu cironun üzerine %1 verdiğiniz zaman zarar etmek demektir bu. Başka aklıma gelenler, şimdi notlarımda yok ama bugün için sizin bir şirketiniz var. Bununla ilgili sahip değişti veya ünvan değişikliği oldu. İşte nokta nokta bilmem ne şirketi, anonim şirketi ya da limited şirketi. Ünvanında bir değişiklik oldu. Eskiden diyelim ki mobilya yoktu, şimdi içine mobilya koydu veya metal vardı, metali çıkarttı. Bunlarla ilgili değişiklikleri yapmak, uygulamak, yönetmek ve onaylamak yönetim kurulunun yetkisinde. Bundan sonra diyor ki bakanlık yapacak. Ya bu durup dururken bürokrasi yaratmaktır. Şu ana kadar işlemeyin ne var? Hangi suistimal olmuş? Hiç yok. Biz zaten bu işi doğru yapıyoruz. Yapmak durumundayız. Çünkü ben attığım imzadan bu senede 50 sene sonra, 100 sene sonra da mesulüm. Böyle bir şey yapar mıyım? Bunun gibi maddeler var. Biz bunların düzeltilmesini istedik. Bunlar doğru şeyler değil gibi. Yani evet. Aslında 4562 sayılı yasa böyle şeyler var. Düzeltilir mi peki? Başkanım, şu anda tasarı tabii. Tasarı tabii. Bizim fikirlerimizi alıyorlar. Bununla ilgili de geçtiğimiz hafta Perşembe günü 254 tane organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanının katıldığı bir toplantı yapıldı. Burada Eskişehir organize sanayi bölgesi olarak çok değerli toplu bir şekilde taleplerimizi, itirazlarımızı ilettik. Birçok OSEBA başkanı arkadaşımdan da teşekkür aldım. Telefonuma mesaj göndererek, ya başkan sağ ol, güzelce anlattın bunları, iyi de oldu gibi. Evet. Tekrar düşünmemek için bir söylemiyoruz. Çünkü sen bunun hepsini çok değerli toplu anlatmışsın gibi de geri dönüşleri de aldım. Evet. Nadir Bey, şimdi programımızın ilk bölümüne kısa bir ara vereceğiz. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birazdan devam edelim isterseniz. Peki. Evet, STV izleyenleri, açıkçaya kısa bir ara veriyoruz. 10 dakika sonra tekrardan karşınızda olacağız. Kadeh polamut geldi. Allah!